Fırat Bey, istediğiniz raporları hazırlattım. Fırat Bey. Fırat Bey. İstediğiniz dosyaları hazırlattım. Ve Atıf Birsel geldi, sizi görmek istiyor. Gelsin. Buyurun Atıf Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Arabanın anahtarını getireyim dedim. Niye zahmet ettin ki? Şoförlerden birini gönderecektim. Geç otur. Seni göreyim istedim. Vaktin varsa biraz da konuşalım. Tabii. Ne içersin? Sert bir kahve iyi olur. Narinur'un korumama müsaade etmiyor. İçim hiç rahat değil. Yani bu Sermet ona zarar verecek mi vermeyecek mi emin olamıyorum. Sen bu adamı bayağı eskiden beri tanıyorsun. Senden bilgi almak istiyorum. Kim bu it? Erol Bey'le ne işler karıştırıyor? Ne bu hal? Böyle ateş bacayı sarmış ha. Senin için mahsur yok değil mi? Hayırlısı olsun. Sağ ol. Yani Narin hiçbir işine karıştırmıyor. Eğer sen bana bilgi verirsen inadını kırabilirim diye düşünüyorum. Zaten konuşacağım, şirketten ayrılmasını isteyeceğim. Babamla da konuştuk. Birsel Holding bugün itibariyle Erol Bey'le hiçbir iş bağlantısı bırakmadı. Vay canına. Şirkete gitmiyorsun ama baban tek bir lafınla hukuk bürosunu tekmeye basıyor öyle mi? Bizim babamla aramızda özel bir baba oğul ilişkisi var. Sen bu mevzuları boş ver de yani bana şu adamdan biraz bahset. Gerçekten bilgiye ihtiyacım var. Yani o adama dünyayı dar etmek istiyorum. Verebileceğin en ufak bilgi bile benim çok işime yarayacak lütfen. Atıf. Senin boyunu aşar bu işler. Narin seni işlerine karıştırmamakla doğru bir şey yapıyor. Bak eğer senin başına bir şey gelirse herkes başta Narin çok üzülürüz. O gibi adamların eli bize uzanamaz. Merak etme. Seni kışkırtmak istemiyorum ama o gün Sermet'in adamıyla aşağı indiğin zaman yüzünün halini gördüm. Sen böyle kafasına silah dayanmaya alışkın bir adam değilsin. Bu heriflerle hangi dilden konuşulur bilmezsin. Hani onların sağları solları belli değildir. Bence sen işi akışına bırak. Fazla takılma yani. Bak sana daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Narin tehlikede değil ben olduğum sürece. Ama senin için aynı şeyi söyleyemem. Ve işler çığırından çıkarsa senin için elimden hiçbir şey gelmez. O gün biraz hazırlıksız yakalandım. Bir daha zor. Peki. Ama sen yine de benim lafımı yabana atma. Efendim. Tamam, geliyorum. Benim genel müdürle haftalık bir toplantım var. Sen keyfine bak. Vay be. Bu herif de beni iyice bebe yerine koymaya başladı. Hadi bakalım Fırat Bey. Ben o Sermet'in başına geçireyim de bu dünyayı. O zaman göreceğim suratını. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.